Değerli arkadaşlar, öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Değerli arkadaşlar, partimiz son 6 yıldır AKP iktidarının ağır saldırıları ve şiddetiyle karşı karşıya. Bildiğiniz gibi binlerce yöneticimiz, seçilmişimiz gözaltına alındı, tutuklandı. Her gün bir operasyonla biz uyanmak zorunda kalıyoruz maalesef. Ama bunlar yetmemiş olacak ki, şimdi ise bir kara propaganda sürdürülüyor. İktidarın alameti, feykası, iftira ve yalanlardır. Değerli arkadaşlar, 16 Şubat'tan mecliste gari operasyonu için hesap vermesi gereken İçişleri Bakanı hesap vereceği yerde hamaset yapıp partimizi hedefe attı. Yine mecliste yaptığı konuşmada bir vekilin gariye gittiğini söyledi, isim vermedi. 4 gün boyunca kamuoyunu bu soruyla meşgul etti. Bir algı operasyonuna girişti. Sonra yandaş bir televizyon kanalına çıkıp bir saat boyunca partimize hakaret etti, iftiralar attı, yalanlar söyledi. Resmen az sonra, biraz sonra, son dakika gibi ve şov yapar şekilde bir açıklama yaptı ve açıklamanın sonunda da benim ismimi verdi. Ama ortaya bir kanıt sunmadı. Bir dedikoduya dayanarak itibar suikastinde bulundu. Söyledikleri külliyen yalandır ve iftiradır. Soruyorum, madem elinde böyle bir bilgi, belge vardı, neden savcıya vermedin? Televizyonda açıkladın. Bunu açıklamak için gari operasyonunu niye beklediniz? Bu soruların cevabını vermesi gerekiyor. Yine değerli arkadaşlar, biz bunun neden yapıldığını elbette ki çok iyi biliyoruz. Bu bir koltuk kurtarma operasyonudur. Bunun için hemen her gün aslı astarı olmayan kuyruklu yalan haberler ve iftiralara partimiz, vekillerimiz, seçilmişlerimiz zaten uğruyor. Bu ülkede koltuk bekası için neler yapılıyor, ne akla hayale gelmedik yalanlar atılıyor. Biz çok iyi biliyoruz. Bunu antışlamalardan da biliyoruz. Yine dedikodu ve iftiralarla dolu bu programı izlerken gerçekten utandım. Gazetecilik adına, ülkem adına utandım. Tek bir gazeteci doğru soruları sormadı, yapılan açıklamayı irdelemedi. Niye bugün burada bunları açıklıyorsun diye bir soru sormadı. O yalanları ortaya atan Soylu'nun bunları kanıtlamakla yükümlülüğü vardır. Aksi halde yalancıdır, müfteridir. Dedikodular üzerinden gizli tanık ve itirafçıların yalan dolan, aslı astarı olmayan beyanları üzerinden bir insana itibar suikastı yapmak, nefret söylemine başvurmak, hedef göstermek acizlikten başka bir şey değildir. Bu siyasetin adı çamur at izi kalsın siyasetidir. Cemaat yöntemini iyi benimsemiş olan Soylu, bu yöntemleri kullanarak partimi ve şahsımı hedefe koyarak itibar suikastına başvurmaktadır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlar, buradan tekrar soruyorum. Ne zaman, hangi gün gitmişim gareye? Belgeleriyle açıklasın, bizlere, topluma masal anlatmasın. Hulusi Akar mecliste açıkladı, ordunun bile girmekte zorlandığı bir bölgeye hangi ara gitmişim, hangi ara eğitim almışım, hangi ara oralarda boy göstermişim, dönmüşüm. Gare, İstanbul Gare uçak seferleri var da bizim mi haberimiz yok? Benim bildiğim ama benim bilmediğim ama Soylu'nun bildiği özel yeteneklerim olması gerekiyor ki bu sürede bütün bunları ben başarmış olayım. Yine kamera görüntülerinden bahsetti Soylu. Nerede bu kamera görüntüleri? Nerede bu fotoğraflar? Yalan ve iftira atmak bir bakanın işi olmamalı. Siyaset bu kadar kirli hale getirilmemeli. Kamera yok, bu sefer de dedikodu verelim dediler. Biri birine demiş de o da ona demiş, o da onun kulağına öflemiş. Mış da, mış da, olmuş da. Geçin bunları. Biz bu kirli siyasetin neden yapıldığını iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, toplum gerçekten bu tür yalan ve iftiralardan bıkmış, usanmış durumdadır. Halkın derdi açlıktır, yoksulluktur, intiharlardır. Düşünün, bir kentte aynı gün 7 kişi yoksulluktan intihar ediyor.
Bir çift çocuklarını komşuya bırakıp intihar ediyor açlıktan. İstifa etmesi gerekenler de bize saldırmayı iş bilmiş durumdalar. Ortada bu kadar sorun varken bu iftiralar üzerinde hedeflenen aslında ben değilim, demokratik siyasettir. AKP iktidarı ne zaman sıkışsa demokratik siyasete, Kürtlere ve kadınlara saldırıyor. Gerginlik ve kutuplaşmayla ömrünü uzatmaya çalışıyor. Ben 3 dönemdir arkadaşlar Ağrı Milletvekilliğini yapıyorum. Ne yaptığım ortadadır. Kadın Meclis Sözcülüğü yaptım. KEPEK Komisyonu üyeliği yaptım. Yıllardır Türkiye ve Kürt Kadın Hareketi ile kadın sorunu üzerine mücadele yürütüyorum. Soylu'nun bu iftiraları ben tüm kadınlara yapılmış sayıyorum. Kadın mücadelemize yapılmış sayıyorum. Kadın mücadelemiz bu siyaset anlayışına son verecektir, göreceksiniz. Kadın dayanışması sizin lümpen ve mafyatik siyaset anlayışınızı bitirmeye kararlıdır. Bunu da ifade edeyim. Yine arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ben Gare'ye gitmedim. Bu çok açık ve net. İddialar yalan ve iftiradan ibarettir. Soylu'nun bu söylediklerini ihbar kabul edip pazar günü tatil olmasına rağmen sabahın köründe soruşturma açan savcılar benim burada yaptığım konuşmayı da ihbar kabul edip Soylu'ya bir soruşturma açacak mı? Bunu da sormak istiyorum. Ben her türlü hukuki hakkımı kullanacağım. Suç duyurusunda bulunacağım ve tazminat davası açacağım. Kazandığım tazminatı da Ağrı'daki yoksul çocuklar için kullanacağım. 7 Haziran'dan bu yana değerli arkadaşlar ifade ettiğim gibi ben milletvekiliyim. Diplomatik pasaportumla yurt dışı seyahatlerine gittim. Gittiğim yerler bellidir. Kaldığım yerler bellidir. Katıldığım faaliyetler bellidir. Bu faaliyetlerin hepsi de hem kendi kişisel sosyal medya hesabımda hem oradaki basın yayın organlarında hem de partimizin ilgili sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Bu açık ve nettir. Ama meselenin kimsenin hakikati bilmek gibi bir derdi olmadığını bizler çok iyi biliyoruz. Bu süreci manipüle edip propagandayla üstünü örteceklerini düşünüyorlar. Onun için de hiç utanmadan, çekinmeden yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. Ben bir kez daha burada ifade edeyim. Söylenenlerin hepsi yalandır ve iftiradır. Arkadaşlar benim açıklamam bu kadar. Teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili varsa sorup alayım yoksa basın toplantımızı bitireceğim. Teşekkürler arkadaşlar. Süper.